CSGO'daki drop sistemi değişti. Dolayısıyla CS2 kapıdayken muhtemelen CS2'nin drop sistemi olacak. Bu videoda değişen drop sistemine bakıp olası sonuçlarına göz atacağız. Şimdi en başta patch notlarına girip neyin değiştiğine bakalım. Kasa droplar artık oyun saatine göre değil, seviyeye göre verilmekte. Yani artık AFK kalıp kasa biriktiremeyeceksiniz. Kasanızı tıpkı skin ve grafitiler gibi haftada ilk seviye atladığınızda garanti bir şekilde alacaksınız. Skin ve grafiti dropları demişken onlarda değişen herhangi bir şey yok. Yine her seviye atladığınızda rastgele bir şekilde düşecek, onda endişelenmeyin. Peki gelelim asıl önemli konuya, bunun sonucunda ne olacak? Şimdi daha yeni değiştiğinden dolayı ve Valve bunun hakkında sadece tek cümlelik bir bildiri yayınladığı için aslında tam olarak belli değil. Ama haftalık bonus olmadan seviye atlamanız zor olduğu için tahminimce artık haftada bir kasa alabileceksiniz. Haftada bir kasa alabilmekle haftada 2 hatta 3 kasa alabilmenin önemi şu: kazandığınız para miktarı ve genel kasa stoğu büyük ölçüde değişecek. Bunun sonucunda ne olacak diyorsanız da aslında 2-3 ay önce yaşanan kasaların tükenmesi konusu tekrardan açılabilir. Ayrıca artık kasa düşürmek için AFK bırakılan hesaplarda drop alamayacağı için ve AFK bırakan insanların birçoğu da oyunu oynamayacağı için bu durumda kasa stoğunu azaltacak. Kasa biriktirmeye başlayalım mı diyorsanız, görünüşe göre haftada aldığınız kasa miktarı değişmesi bile farm hesaplar artık stokları arttıramayacağı için evet derim. Şu anda bile zaten yükselişe geçtiler, ileride daha da ender olacakları için fiyatları gene artmaya devam edecektir. Kazandığınız para miktarı konusuna gelirsek de kasa başına artacağı için belki de haftada bir kasa düşürmek önceki drop sistemine kazandığınız iki kasanın fiyatına eşdeğer olabilir. O yüzden o konuda herhangi bir tahmin yapmak için erken. Ama şu anda kasa yatırımları ve drop olarak aldığınız kasaları elinizde tutmana sizin için daha faydalı olacaktır. Şu anda bütün gelişmeler ve durumlar çerçevesinde söyleyebileceklerim bunlar. Bu drop sistemi test amaçlı da olabilir, bunu da unutmayın ve her daim her şeyin tersine dönebileceğini düşünerek CS'de yatırım yapın. Umarım video yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.